Esra, sen hala karar veremedin mi yoksa? Yani ben şu an içindeki olduğum bu gelinlikten o kadar mutlu ve o kadar memnunum ki hayalimdeki gelinlik budur dışses. Detayları çok hoş görünüyor. Nasıl kombinlersin bu gelinliği? Çok kısa bir duvak tercih edilebilir ya da hiç tercih edilmeyebilir. Çünkü bu 2023 model bir gelinlik. Şu an çok moda zaten. Genelde şu anki gelinlerimiz çok duvak takmayı tercih etmiyorlar. Daha saç aksesuarlarıyla çok daha iyi görünebiliyorlar. Yani bu gelinliği de diğeri kadar çok beğendim diyebilirim dışses. Bu arada katıldığın enteresan bir düğün hikayesi var mı? Katıldığım en enteresan düğün şöyle söyleyeyim. Bizim bir uzaktan akrabamız var. Bunun düğünü oluyor. Buradan beni izliyorsa sevgilerimi gönderiyorum. Düğün oluyor. Kız tarafı bütün her şeyi alıyor. Ama kız küçük bir kız. 18-19 yaşında. Evi komple diziyor, dayıya döşüyor. Veriyor kıza anahtarı. Düğün günü geliyor. Gelinin babası da bir çeyrek takıyor geline. Sonra bunlar işte diyor ki, aa damat bey size hiç yakıştı mı? İşte bir gelin babasına çeyrek takmak vesaire diye söyleyince ve bu hanımefendi de eşine yapılan saygısızlığı kabul edemeyip mikrofonu eline alıp düğünün ortasında ben kızıma bunu yaptım, bunu yaptım, perdelerine, halılarına kadar ben aldım. Siz ne yaptınız demez mi? Bu sefer karşı tarafın hanımefendileriyle birbirlerine giriyorlar ve düğün polis ekipleriyle son buluyordu işte. Enteresanmış gerçekten. Sonuçta düğün gerçekleşti mi peki? Evet, sonra evlendiler. Şu an anneyle de babayla da konuşuyorlar. Bir sorunları yok ama düğünleri tabii ki de vasattı yani. Üzerindeki gelinliğin fiyatını öğrenebilir miyiz? Bu gelinliğin fiyatı 12.000 TL. Yine benim bütçemi aşıyor her zamanki gibi her giydiğim. Pazarlık yapacağım, elimden gelen her şeyi yapacağım ve bu gelinliği alırsam 2.500 TL'ye anlaşmayı düşünüyorum dışses. Bu arada açılışta Hülya'nın sana solmuş bir çiçek getirmesine ne diyorsun? Bunu da dün söylediklerim onu o kadar yormuş ki bence. Kendi kendine düşünmüş nasıl bir şey yapsam, nasıl bir şey yapsam. Bula bula da bunu bulmuş. Bence o dal en çok ona yakışır çünkü kendisi tutunacak dal arıyor. Ben değil dışses. Konseptimize dönecek olursak gelinliğine karar verebildin mi? Ben kararımı verdim ama sana söylemeyeceğim bunu. Sen kararını verdiğine göre biz de Hülya'nın yanına gidelim. Hülya, bu gelinliği Zeynep almıyor muydu? Ne yapalım, şu anda benim üstümde. Ben de gayet beğendim çünkü ben bir balo salonunda olacağım için gelinliğimi alacağım. O da artık bakar, izler, yapacak bir şey yok. Az önce almayacağını söylememiş miydin? Ay artık alacağım. Ben de gördüm ondan herhalde. Sen bende gördüğün şeyleri almayı seversin. Hadi canım, hadi canım. O gelinlik benim, o gelinlik ilk ben denedim. Ben o yüzden de ben alacağım. Almıyorsam da alacağım bu gelinliği. Ben de o gelinliği sana yar etmem. Onu burada parçalarım. Yazık o parça. Ne tamam, ben giyerim. Sen gelinliği hiç parçalama. Normal şartlar olsaydı bu gelinliği oturur birlikte muhtemel parçalardık. Ama senin kolun böyle olduğu için bir tane gelinlik daha deneme diye ben bu gelinliği sana vereceğim. Teşekkür ederim. Al yani. Giy ama sana söyleyeyim, gelinlik çok ağır, birazcık kendine yazık etmiş olabilirsin. Hülya, bizi şaşırtarak beklemediğimiz bir tavır sergiledin şu an. Nasıl beklenmeyen? Sağlık benim gerçekten hassas noktam. O yüzden hani şimdi şu koluyla gitsen başka gelinlik dene demem. Bir de kesmeye kalkar şimdi tek koluyla. Bayağı zorlanır. Neyse hiç uğraşmayayım. Vereyim giysin. Nasıl olsa da birinci olamayacak. Gayet kötü gitti bu hafta. İster bunu giy, ister hangisini giyiyorsan giy. Daha fazla konuşma. Çıkarım gelinliği sana getiriyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Bunu dün 9 puan alan Hülya mı söylüyor? Ben mi yanlış duydum? Ayrıca hayatım, iki kolyeyi ilk önce ben aldım. Bu kız hep beni taklit ediyor, farkındasınız değil mi? İkinci kolyeden sonra bu kıza bir şeyler oldu. Neyse artık bu gelinlikle birinci olursam Hülya bütün hafta ağlayacak. Neslihan peri kızlarına benzemiş bu modelle. Tam yaşım uygun bir gelinlik oldu bu dışses açıkçası. Fiyatı bütçene uygun mu peki? Gelinliğimizin fiyatı 11.000 TL. Bütçeni aşıyor ama belki indirim yaptırabilirsin. Bu arada dün Esra podyumda Hülya ve Aleyna'nın kendisini yanlarına çekmek istediklerini söyledi. Sana da benzer bir tavırda bulundular mı? Evet, ilk zamanda bana da bunu yapmışlardı. Hatta ilk oturduğumuz kafede bana Aleyna ile Hülya demişlerdi ki burada bir gruplaşma var. Kimin grubuna gidip gidemeyeceğini tabii ki de sen karar verirsin. Ama tanıdığın zaman onların grubuna asla gitmeyeceğini ben biliyorum. Ya demek ki iyi biri olsaydınız size gelirlerdi. Demek ki problem sizde var tatlım. Bugün bu evden Esra ya da Neslihan gitmeli. Çünkü gerçekten Neslihan'ın tavırlarından da Esra'nın tavırlarından da çok rahatsız oluyorum. Deneyeceğin başka bir model var mı peki? Bir gelinlik daha var deneyeceğim de siz. Ondan sonra görüşürüz.
Neslihan hayalindeki gelinliği aramaya devam ederken Tina yine farklı bir modelle karşılıyor bizi. Bu gelinlik benim yerime, benim zevkime uygun değil ama o kadar parladı ki dedim ki bunu giymeden buradan çıkmayacağım. Ve giydiğimde çok beğendim biliyor musun? Çünkü çok parlıyor ama sana bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz ağır. Bunu tahmin etmesi çok zor değil ama fiyatını tahmin etmek güç Tina. Bu gelinliğin fiyatı tam 38 bin TL. Bütçeni aşıyor ama senin pazarlık yeteneğine güveniyoruz. Bir karara varabildin mi? O zaman ben bunu çıkartıp biraz daha bakacağım. Sonra kasada görüşürüz. Kasada görüşürüz o halde. Hayalimdeki gelinlik konsepti için Nihan kararını vererek kasada alıyor soluğu. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Çünkü çok mutluyum. Neden mutluyum biliyor musun? Muhteşem bir gelinlik seçtim. O kadar içim esindi ki anlatamam. Evet, çok güzel oldu. Bakalım nasıl bir indirim yapacaksın? Daha bu yüzümü daha da güldürebilecek misin acaba? Doya doya moda ekibi için gelinimizin fiyatı normalde 14 bin lira. Evet. Sizin için 2500 TL. Başka söze gerek var mı? Yok. Ben asla sustum, konuşmuyorum. Size çiçeğimizi de takdim edelim. Hediye olsun istersen. Ay zaten çiçeksiz gelin olur mu? Bak ne kadar güzel çiçek değil mi? The ses. Gelinliğimi o kadar çok beğendim ki nikah tazelemeyi hep düşünüyordum zaten. Bugün bana podyumda eşlik edecek olan gelinliğimi kesinlikle kullanacağım. Hadi ödeme yapıp çıkalım o halde. Şey çantamı sen taşır mısın gelinliğimi? Seninkini taşırsam diğer kızlar da sıraya girer ama. Böyle kaslı kollu bir şeysin. Seni görmüyorlar ama sen çok güçlüsün. Sen herkesin gelinliğini taşırsın bence. Bugün özel böyle bir şey yapabilirim. Ama diğer günler benden böyle bir şey bekleme Nihan. Teşekkür ederim. Zaten hiçbir dediğimi yapmıyorsun ki. Görüşürüz. Bunu alayım mı? Bunu alayım bari. Bununla dolaşayım. Onu da sen al bir zahmet Nihan. Nihan'ın ardından Aleyna da hayalindeki gelinliğe karar verenler arasında. Gelinliğimizin fiyatı ne kadar? 9 bin. Bana özel ve Doya Doya Moda programına özel ne kadar yaparsın en son? 3 bin. Abi benim bütçem o kadar. Yapabileceğim en son 2500 TL. Keşke gönül ister ki daha da düşürelim ama tabii ki gelinlik yani sonuçta daha fazla da istemeyeceğim indirim. Fiyatta anlaştığımıza göre şimdi ne yapıyoruz? Dış ses buradan ayakkabı alacağız önce. Ayakkabıdan sonra takı alacağız. Takıdan sonra da ufak bir böyle tüllü bir şey yapacağım. Abicim gelinliğimi alabilir miyim lütfen? Çok teşekkür ederim. Allah ağır dış ses. Allah bu mümkün değil çantama sığmaz. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Bu arada Hülya gelinliğiyle beraber damat adayını da bulmuş anlaşılan. Müstakbel eşim. Tanıştırayım sizi. Katlanabileceğim maksimum erkek ile evlenmeye karar verdim. Değil mi hayatım? Aynen evet diyor. Ağzını bıçak açmıyor damat beyin. Ağzı var dili yok işte böyle olacak yani. Değil mi canım? Aynen. Hayalindeki damadı bulduğuna göre gelinliğine de karar verdin sanırım. Yani kesinlikle kabarık ve asil bir gelinlik şu an giydim. Kolları falan taç takarım, duvak takarım, küpe takarım buna biraz sallamayacağım. Bence güzel ya. Beğendim ben bunu. Neden olmasın? Bu gelinliğin fiyatı ne kadarmış? Bu 15 bin lira. 3 farklı gelinlik denedin değil mi? İlk giydiğim de 15 bin liraydı. Bir tanesi Zeynep'in aldı. Bu arada kolumu ne hale getirdi? Krem falan sürmek zorundayım. Tutuldu yani. Hangisine karar verdin peki? Hadi sen git ben karar vereceğim. Sen kararını verirken biz düğün masasına tek başına oturan Zeynep'in yanında alıyoruz soluğu. Sorma dış ses. Gerçekten ortada damat yok ama kendi kendime yine evleniyorumdur. Gelinliğine karar verdin mi peki? Aslında şöyle dış ses. Ben burada bir tane daha gelinlik beğendim. Biraz sonra onu deneyeceğim. Sırf Hülya o gelinliği alamasın diye, sırf onu çatlatayım, çıldırtayım diye ben alacağım gelinliği dedim. Ben giymiyorsam o da giymez. Nasıl yani? Alıyor musun, almıyor musun? Sana sürpriz olsun dış ses. Bakalım alıyor muyum, almıyor muyum? Bir an önce kararını ver de kasada buluşalım. Tamam dış ses, kasada görüşürüz.